1990 yılında Pretty Woman On Call adında kült bir film çıktı, yönetmenin fikri bir telekızın aşkıyla tanışmasıydı, tüm bunlar çok fazla para ve romantizm getiriyordu, ki o çok eksikti. Her şey iyi bir sonla güzel bir aşk hikayesi olarak biter, bu da size dedikodulara ve stereotiplere dikkat etmemeyi öğretir. Ancak, Sacramento, Kaliforniya'da geçen güzelliğin gerçek hikayesi sinematik ideallerden uzaktı. Her şey oldukça romantik başlamış olmasına rağmen, durum hızla kontrolden çıktı ve kanlı bir trajediye yol açtı. Bu hikayenin kahramanları Orville Fleming ve Sarah Douglas'tır. Orville Fleming yıllık maaşı yaklaşık 130 bin dolar olan bir itfaiye şefidir. Kız arkadaşıyla internetteki bir eskort servisinde tanışmıştır. Orville onun güzelliği karşısında büyülenmiş ve aşık olduğu kızla birlikte olabilmek için karısını ve çocuklarını terk etmiş. Sarah hızla onun evine taşındı ve daha sonra ona elini ve kalbini sunarak elmas bir nişan yüzüğü verdi. Sarah Douglas 1987 yılında geniş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Sacramento, Kaliforniya'da yaşıyorlardı. Kızın birbirleriyle iyi anlaşan ve dostane bir ortamda yaşayan 5 kardeşi vardı. Çocukluğundan itibaren ailesi onu tatlı ve çok neşeli bir kız olarak tanımladı. Ancak gençlik yıllarında karakteri çok değişti, bir grup işlevsiz gençle temasa geçti ve tüm boş zamanlarını onlarla takılarak geçirdi. Sonuç olarak okulu bıraktı ve kendini eğlenceye adadı. Sarah 19 yaşındayken ilk ciddi ilişkisine başladı, genç adamın adı Nicholas'tı. 2007 yılında, 20 yaşındayken, kız hamile kaldı. Bu zamana kadar çifte anlaşmazlık başladı, sürekli en ufak bir şey hakkında tartıştılar. Çocuğun ortaya çıkmasıyla durum daha da kötüleşti, anlaşmazlıklar daha da arttı. Sonuç olarak, yollarını ayırmaya karar verdiler, ardından Nicholas 150 kilometre uzaklıktaki komşu Santa Rosa kasabasına taşındı. Burada başka bir kadınla tanıştı ve yeni bir hayata başladı. Ancak baba, eski sevgilisiyle oğlunun hayatından kaybolmadı, velayet haklarını paylaştılar. Yine de Sarah kendini çok zor bir durumda buldu, kucağında bebeği olan, eğitimi ve işi olmayan genç ve bekar bir anneydi. Anne ve babası o sırada kendi küçük çocuklarını büyüttükleri ve fazla destek sağlayamadıkları için güvenilir bir desteği yoktu. Bununla birlikte, annesi ve kız kardeşi ona mümkün olduğunca yardım etti, ancak yine de yeterli parası yoktu. Kız bir seçimle karşı karşıya kaldı, bir gelir kaynağı araması onun için hayati önem taşıyordu. Sonunda Sarah, bir eskort web sitesindeki kızlardan biri olarak bir çözüm buldu. Burada iyi bir ödeme ve ücretsiz program onu cezbetti. Sarah güzel ve popülerdi ve bu nedenle yeni faaliyet hızla iyi bir gelir getirmeye başladı. Ancak, kız bu tür bir mesleğin başka birçok risk içerdiğini fark etmedi. Birkaç yıl eskort işinde çalıştıktan sonra Sarah, kendisi için ideal olanın vücut bulmuş hali olan bir adamla tanıştı. İstikrar ve güvenlik arıyordu ve bunu Orville Fleming'de buldu. Mesleğini bırakma, oğlu için güvenli bir omuz bulma ve sonunda hayatına bir düzen verme umudu vardı. Hayallerine o kadar körü körüne inanmıştı ki tehlikeyi tamamen unutmuştu. Orville Fleming 1958 yılında Kaliforniya'da doğdu. Scrotus'la tanışmadan önce, onlarca yıldan uzun süredir mutlu bir evlilik sürdüren bir eş ve babaydı. İtfaiye şefi olarak çalışmış ve onlarca yıl boyunca kariyerini geliştirerek tüm şehrin saygısını kazanmıştı. 3 yılı Modera Belediyesi'nde olmak üzere 24 yıllık bir hizmet süresini geride bırakmıştı. Orville 1993 yılında Kaliforniya Ormancılık Departmanı'nda yangın mühendisi oldu. Sacramento şehri için yangın koruması sağladı ve üstün hizmetlerinden dolayı kademeli olarak kaptanlığa terfi etti. 2012 yılında tabur şefliği görevini üstlendi. Yıllar içinde kusursuz bir özgeçmişe ve itibara sahip oldu. Fleming, komşu bir kasabadaki itfaiyeci akademisinde yarı zamanlı eğitmen olarak çalıştı.
bu şekilde paha biçilmez deneyimlerini aktarmış ve aktivizmi ve kusursuz hizmetiyle yeni nesil itfaiyecileri eğitmiştir. Fleming yılda yaklaşık 130 bin dolar kazanıyordu. Bu miktar bağımsız ve oldukça varlıklı bir yaşam sürmek için fazlasıyla yeterliydi. Arkadaşları Fleming'i örnek bir Amerikan ailesi olarak görüyorlardı. Çocuklar çoktan büyümüştü, bu nedenle kendi zevklerine göre kaygısız bir yaşam sürebiliyorlardı. Ancak bu ailenin dışa yansıyan refahının ardında karanlık bir sır saklıydı. Kazancının çoğunu genç bayanlarla buluşmaya harcıyordu. Aile hayatı sıkıcıydı ve genç güzel kızlarla eğlenmek istiyordu. Orville onları arkadaşlık sitelerinde ve eskort sitelerinde buldu. 20 yaşındaki Sarah ile 10'dan 30 yaş büyükken bu şekilde tanıştı. Genç kızlarla samimi temaslarda, adam uzun yıllar süren evliliğinde eksik olan bir çeşitlilik buldu. Karısı mütevazı bir kadındı ve görünüşe göre sadece eskortlarla tüm gizli fantezilerini yerine getirebiliyordu. Web sitesinde güzel Sarah ile tanıştıktan sonra, Orville onunla buluştu. Kız her buluşma için saat başına 300 dolar alıyordu. Kızdan çok hoşlandı ve buluşmaları tekrarlanmaya başladı. Kız hayattan şikayet ediyor ve sorunlarından bahsediyordu. İtfaiye şefi Fleming kıza sempati duymaya başladı. Yavaş yavaş kıza o kadar aşık oldu ki ona ve çocuğuna yardım etmeyi teklif etti. İlişki büyümeye devam etti ve sonunda adam ona olan aşkından kendini kaybetti. Sarah'ya evliliğini bitirmeyi ve birlikte bir hayata başlamayı teklif etti. Kız kabul etti. Adam lafı eveleyip gevelemeye alışık değildi, bu yüzden harekete geçmeye karar verdi. Kısa süre sonra karısıyla tatsız bir konuşma oldu, eskort ajansındaki metresiyle birlikte olmak için onu ve iki çocuğunu terk etti. Huzur içinde yaşayabilmeleri için Orville, Sacramento yakınlarında bir ev satın aldı. Bu olay hakkında akrabalarına, artık hayatının daha iyi olacağına ve sonunda tam bir aile kurabileceğine içtenlikle inanıyordu. Sarah eskortluk hizmetini bırakacağına ve bir daha asla o işe geri dönmeyeceğine söz verdi. Her şey yolunda gidiyordu. Ancak akrabalar eşler arasındaki büyük yaş farkından dolayı endişeliydiler, o sırada kız sadece 24 yaşındaydı ve yeni eşi onun iki katından daha yaşlıydı ve babası olmaya uygundu. Ancak adam örnek ve iyi bir aile babası gibi görünüyordu, bu yüzden sakinleştiler ve bunun Sarah'ın hayatında gerçekten mutlu bir an olduğunu düşündüler. Bu nedenle akrabalar kızı destekledi ve endişeleriyle bu neşeli anı gölgelemediler. Birlikte yaşamlarının başlangıcı mükemmeldi, kocası evi yeni arkadaşını ve oğlunu en üst düzeyde memnun edecek şekilde donatmaya çalıştı. Sarah'ın çocukluğundan beri sevdiği çiçek tarlaları için bile yer vardı. Eskort ajansındaki işini gerçekten bıraktı ve Amerikalı bir ailenin ev hanımı olarak normal bir hayata başladı. Her şey bir peri masalındaki gibiydi, mükemmel bir hayat, mükemmel bir ev. Sarah ilişkilerini daha da geliştirmeyi ve sevdiği adamla evlenmeyi hayal ediyordu. Orville ona büyük bir pırlanta ile pahalı bir nişan yüzüğü verdiğinde umutları gerçekleşecekti. Sarah teklifi kabul etti ama Hollywood güzelinin mutluluğu uzun sürmedi. Fleming'in çok kıskanç olduğu ortaya çıktı, sahipleniciydi ve yeni sevgilisini her konuda kontrol etmeye çalıştı. Kelimenin tam anlamıyla tam bir rapor olmadan tek bir adım atmasına izin vermedi. Adam onun finansal olarak tamamen kendisine bağımlı olduğunu fark etti ve bu avantajı eski eskortu tamamen kendisine bağlamak için kullandı. Sarah sabrını yitirene kadar ilişki birkaç yıl sürdü. Adam kendisinden 30 yaş büyüktü ama yine de takıntılı davranışlar sergiliyordu. Orville Fleming, Sarah'ın sokakta kiminle buluştuğuna ya da konuştuğuna bakmaksızın, kelimenin tam anlamıyla takıntılı bir şekilde onu kontrol ediyordu. Bu durum onu kuşkulandırıyor ve sık sık tartışmalara neden oluyordu. Buna ek olarak, boşanma davası açtığı karısı Meghan ile sürekli çatışmalar başladı, ancak dava sonuçlanana kadar hala yasal eşiydi.
Orville Fleming, Meghan'ın borçlarını ödeme ve ona ekstra para sağlama taleplerinde ısrarcı olmaya devam etti, özellikle de büyük miktarlarda harcama yaptığı eskort masraflarıyla ilgili olarak. Bu durum Sarah'yı sürekli gözyaşlarına boğuyordu. Çok geçmeden yeni çiftin ilişkileri bozuldu ve Sarah giderek daha sık annesi ve kız kardeşiyle kalmaya başladı. 2014'ün başında işler iyice kızıştı. Meghan, Orville'li düzenli ve ısrarlı bir şekilde arayarak borçlarının ödenmesini ve daha fazla para talep etti. Özellikle eskort hizmetlerinin maliyetinin paylaşılması konusunda endişeliydi. Bu noktada Sarah, Orville ile iletişime geçerek onu ailesinden uzaklaştırmakla hata ettiğini fark etti. Sevdiklerine, biriken tüm sorunlar nedeniyle ilişkiyi bitirme niyetinden bahsetti. 30 Nisan 2014'te Sarah için sıradan bir gün kabusa dönüştü. Oğlunu biyolojik babasına gönderdi ve annesi ve kız kardeşiyle birlikte tatile çıktı. Akşam geç saatlere kadar kumar oynadıkları ve parti yaptıkları bir kumarhaneyi ziyaret ettiler. Orville onu sürekli aradı ve mesaj attı, ancak cevap vermedi. O akşamın ilerleyen saatlerinde, kız kardeşi Sarah'yı Orville ile birlikte yaşadığı eve götürmüş ve ardından vedalaşmışlardır. Sarah eve geldiğinde güçlü bir gaz kokusu aldı. Brülörlerden birinin açık olduğu ortaya çıktı. Kız kardeşini aradığında, Orville'nin onu zehirlemek için gazı açık bıraktığını öğrendi. Daha sonra cep telefonundan bir çığlık duydu. Sarah korkmuş ve durumu kız kardeşine anlatmıştır. Ancak kız kardeşi olayı ciddiye almamış ve yatmaya gitmiştir. Sabah erkenden kız kardeşi Sarah'yı aramaya ve ona dün gece olan her şeyi sormaya karar verdi. Stephanie tanıdık bir numarayı çevirdi ama cevap alamadı. Sarah her zaman telefonda olduğu için bu ona garip geldi. Kız kardeşi aramaları görmezden gelmeye devam ettikçe endişesi arttı. Sabah 8 civarında teyzesiyle birlikte Sarah'yı kontrol etmek için yaşadığı eve gittiler. Uzun süre kapıyı çalıp durdular ama kimse cevap vermedi. Tam çıkmak üzereyken teyze içeri girmeye çalışmış, kolu çekmeye başlamış ve kapı aniden açılmış. Orsell'in evinde alışılagelmiş bir durum olmadığı için kadınlar daha da endişelendiler ama içeri girmeye karar verdiler. Oturma odası darmadağınıktı, mobilyalar düzensiz duruyordu ve bazı eşyalar dağınık görünüyordu. Konuklar temkinli adımlarla ilerleyerek Sarah'yı aramak üzere yatak odasına doğru yöneldiler. O anda Fleming'in komşusu pencereden gelen kadın çığlıklarını duydu. Orville ve Sarah'ın evinden iki kadının koşarak çıktığını görmüş. Çığlık atıyorlardı ve çok korkmuş görünüyorlardı. Komşusunun sorularına yanıt olarak kadınlar ona evde bir insan cesedi olduğunu söyledi. Komşu 911'i aramış ve durumu merkeze bildirmiştir. Sabah 9'da devriye memurları olay yerine geldi. Tanıkları konuşturmak ve sakinleştirmek için birkaç memurun çabası gerekti. Evin içine girdiler. Devriye memurları yatak odasına giderken bariz bir boğuşma izine rastladılar. Odanın içinde genç bir kadın yüzüstü yerde yatıyordu. Kadın herhangi bir yaşam belirtisi göstermiyordu, vücudunda ve boynunda kesik yaraları vardı ve boğazına bir çarşaf bağlanmıştı. Yatağa ve duvarlara kan sıçramış ve çamaşır makinesine atılmış kanlı bir havlu bulunmuştur. İçerideki tüm pencereler sıkıca kapatılmıştı. Kızın cesedinden başka kimse yoktu. Dedektifler derhal olay yerini kordon altına aldılar ve kanıt toplamak için soruşturma başlattılar. Adli tıp geldi ve ceset ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Görgü tanıkları, öldüğünde 26 yaşında olan akrabası Sarah Douglas'ı teşhis etti. Yapılan otopsi, kurbanın muhtemelen mutfak bıçağıyla en az 14 bıçak ve kesik yarası aldığını ortaya koymuştur. Boynunda ölüm nedeni olduğu kanıtlanan boğulma izleri bulundu. Adli tıp uzmanları ayrıca vücudunda çok sayıda morluk ve darp izinin yanı sıra boğuşma izleri de buldu.
Sara mümkün olan son ana kadar umutsuzca karşı koymuştur. Kan analiz edildi ve kızın öldüğü sırada sarhoş ya da yasa dışı maddelerin etkisi altında olmadığı ortaya çıktı. Teyzesi ve kız kardeşi dedektiflere maktulün daha önce bir eskort servisinde çalıştığını ancak Orjel Fleming ile tanıştığında işi bıraktığını söyledi. Aralarındaki yaş farkına rağmen, onun iyi bir adam olduğuna ve hayatını düzene sokabileceğine inanıyordu. Ancak, son aylarda ilişkide bir anlaşmazlık oldu, durum kızışıyordu ve kıdemli partnerinden ayrılmaya karar verdi. Kız kardeşi de dün gece cep telefonundan duyduğu her şeyi anlattı. Durum öyle bir hal almıştı ki, başarısız eşle ilgili skandal kontrolden çıkmıştı, muhtemelen kıskançlık krizine girerek sevgilisine saldırmış ve onu öldürmüştü. Böylece Orville Fleming bir anda bu vahşi cinayetin baş şüphelisi haline geldi. Dolayısıyla hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Ancak itfaiye şefini bulmak için gösterilen tüm çabalara rağmen hiçbir yerde bulunamadı, evde, işte, eski eşinde ya da akrabalarında değildi. Adam kaçıyordu, bu yüzden polis onun için eyalet çapında bir insan avı başlatmak zorunda kaldı. Bir gün süren aramalardan sonra Orville'lerin kullandığı şirket arabası bulundu. Evin yakınında terk edilmişti, ancak sahibine ya da muhtemel varış yerine dair hiçbir iz yoktu. Polis, itfaiye şefi hakkında kapsamlı bilgi topladı ve özellikle tehlikeli bir suçlu için aranıyor ilanı verildi. Fleming'in veri tabanında, arabasında ya da cinayet mahallinde hiç bulunmayan iki tabancası olduğu belirtilmiştir. Silahları yanında götürdüğü ve tutuklanmaya direnebileceği düşünülmüştür. Tüm vatandaşlar tetikte olmaları ve şüpheli şahısları ihbar etmeleri konusunda uyarıldı. Aynı zamanda, insanlara temkinli olmaları ve silahlı ve çok tehlikeli olabilecek aranan adamla çatışmaya girmekten kaçınmaları çağrısında bulunuldu. Arama operasyonu 2 günden fazla sürdü. Bu süre zarfında Sarah'ın akrabaları ve tanıdıkları evinin önünde toplanarak arama çalışmalarını anlık olarak takip ettiler ve bir sonuç alınmasını beklediler. Aile içi şiddet kurbanının anısını onurlandırmak için geldiler. Suç medyanın da dikkatini çekmiş, polisin ilerleyişi ve soruşturma büyük bir ilgiyle takip edilmiştir. Kamuoyu failin daha hızlı bulunmasına yardımcı olabilirdi, ancak aynı zamanda söylentilere ve kurbanın yakınlarına yönelik aşırı ilgiye de zemin hazırladı. Bu sırada Orsell'in meslektaşları da olay karşısında şoke olmuşlardı. Herkese göre Orjel olumlu ve iyi huylu bir adamdı, kusursuz bir üne sahip, hizmete olan bağlılığını defalarca kanıtlamış bir profesyoneldi. Yine de, genç sevgilisinin ölümünden hemen sonra ortadan kaybolduğu gerçeği değişmemişti. Bu olayla bir ilgisi olduğu çok açıktı. 5 iş günü sonra, hiçbir açıklama yapmadan işe gelmediği için itfaiye şefi görevinden alındı. Tabii ki bu, koşullar gereği sadece bürokratik bir formaliteydi. Arama operasyonu bu dönemde genişledi. Unutulmayacak. Arama, Sarah'ın katilinin bulunabileceğine inanılan eyaletin uzak bölgelerini kapsayacaktı. Davayı çevreleyen tüm abartıya rağmen, derece sonsuza kadar yükselecek gibi görünüyordu. Orsell'in resmi olarak boşanmaya vakit bulamadığı eşi Megan, büyüyen skandala odun atmaya karar verdi. Kadın, kocasının ve Kaliforniya itfaiyesinin diğer üyelerinin düzenli olarak eskort kızları itfaiyeye çağırdıklarını ve onlarla eğlendiklerini iddia etti. Megan'a göre, itfaiye istasyonuna gelen ve itfaiye araçlarında eğlenen kolay davranışlı kızların videolarını defalarca izledi. Kadın, Sarah'ın da birkaç kez onların arasında görüldüğünü bildirdi. Bu bilgileri alan polis memurları itfaiye istasyonuna gelerek çalışanlarla konuşmuş ve bu bilgileri doğrulamaya başlamıştır. Başlangıçta, Megan'ın bahsettiği video görüntülerini veya fotoğrafları bulamadılar, karısı da bunları sağlayamadı. Kaçak itfaiye şefinin eşine göre, Orwell genç metresiyle olan geçmişi boyunca her türlü şeyi yapmayı başarmıştı. Eşinin eskortlara olan bağımlılığı nedeniyle yaptığı borçları öğrendiğini söyledi. Paranın ödenmesini talep etmiş ama Fleming bunu asla yapmamış.
Kadın ayrıca nişan yüzüğü olarak verilen bir elmas yüzükten de bahsetti. Mücevherin içindeki elmasın sahte olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Gam polis memurlarını Sarah'ın kendisini takip ettiğine ikna etti. İddiaya göre kız onu sürekli arıyor ve hayatlarından çıkarmakla tehdit ediyordu. Bu nedenle Meghan, kocasının metresine karşı bir yasaklama emri almak için mahkemeye bile gitti. Ancak bu bilgi de doğrulanamadı, tacize dair hiçbir kanıt yoktu. Fleming'in karısı, metresi halkın gözünde daha da karalamak için bunu uydurdu. 2 hafta süren yoğun kanıt arayışından sonra mahkeme Meghan'ın boşanma başvurusunu reddetti. Firari suçlunun eşi tarafından kışkırtılan daha fazla sorun başladı. 26 Mayıs 2014 tarihinde, eski itfaiye tabur komutanı nihayet yakalandı, resmi aracının bulunduğu yerden çok uzakta olmayan bir otobüs durağında bulundu. Tüm bu süre boyunca ormanda saklandığı tespit edildi. Ancak yiyecek almak için kasabaya gitmek üzere dışarı çıkar çıkmaz tanındı. Bıyıklarını kesmiş ve görünüşünü gizlemeye çalışmış olmasına rağmen, baş şüpheli sorunsuz bir şekilde yakalandı. Üzerinde silah yoktu, tutuklandıktan sonra sakince polise teslim oldu. İntihar girişiminde bulunduğu için özel ilgi gerektiriyordu. Genel olarak, polis memurlarının da belirttiği gibi, dedektiflerin kafasındaki soğukkanlı katil imajına uymuyordu. Duruşma sırasında, öldürülen kızın birkaç yıl boyunca bir eskort ajansı için çalışmış olmasına çok dikkat edildi. 20 Mayıs 2014 tarihinde, eski itfaiye şefi mahkemeye alışılagelmiş üniformasıyla çıktı. Adam avukat tutacak parası olmadığını bildirdi, ancak suçunu asla kabul etmedi. İlk duruşmadan 10 gün sonra, şehrin otoyol devriyesi başka bir soruşturma başlattı, Meghan'ın kocasının çalıştığı itfaiye teşkilatı üyelerinin olası suistimal olaylarının inceleneceği bildirildi. Bu soruşturma, sanığın eşinin Ekim 2014'te resmi olarak bir aydan fazla süren duruşmaya çıkmasına neden oldu. Orjel resmi olarak suçsuz olduğunu savundu. Sarah'ın ailesi, failin kendine olan güveninden dolayı öfkeliydi, bu açıklamayı yaptıktan sonra savcılığın kamu avukatına göz bile kırptı. Çiftin sorunlu ilişkisinin hikayesini anlatan Fleming, sevgilisi üzerinde tam kontrol sahibi olmaya çalışan, sahiplenici ve kıskanç biri olarak tanımlandı. Kız arkadaşının çalışmasını yasaklamış, onu kişisel banka hesabından ve cep telefonundan mahrum bırakmıştır. Adam kızın kendi ulaşım aracını kullanmasına da izin vermiyordu. Aynı zamanda, Fleming'in eğitmen olarak çalıştığı itfaiye istasyonundaki usulsüzlüklerle ilgili bir soruşturma vardı. Soruşturma, 29 Aralık 2014 tarihinde, personel tarafından mesai saatleri dışında tesislerde cinsel içerikli eylemlerde bulunulduğuna dair bilgileri doğrulamıştır. Bu olayların ortaya çıkarılması sonucunda, 16 itfaiyeci idari izne çıkarılmıştır. Haziran 2015'te cinayet davasının son aşaması başladı. Savunma, sanık Orjel hakkında olabildiğince olumlu bir imaj yaratmaya çalışarak onu koşulların kurbanı gibi göstermeye çalıştı. Aynı zamanda, istismar edildiği ve yasadışı madde ve alkolün etkisi altında olduğu bir versiyon öne sürüldü. Savcılık Fleming'i ikinci derece cinayette suçladı ve bu da ömür boyu hapis cezasıyla sonuçlandı. 13 Kasım 2021'de 30 yaşındaki Alevandra Morgan, ailesinden çocuklarına bakmalarını istemiş ve Yorkshire'daki bir kaplıcada hafta sonu bakımı için bir güzellik salonuna gideceğini duyurmuştur. 4 gün sonra, 17 Kasım'da dönmeyi planlıyordu. Ancak Alevandra beklenen günde gelmemiştir ki bu da ilgili bir anne için anormal bir durumdur. Onunla irtibatın kesilmesi ailesini o kadar endişelendirdi ki polise başvurarak kayıp olduğunu bildirdiler. Polis bir soruşturma başlattı ve Alevandra'nın boşandığı babasından 2 çocuğu olduğunu ve onları ailesinin desteğiyle tek başına büyüttüğünü keşfetti. Bir güzellik salonunda köpekleri kesen bir kuaför olarak çalışıyordu. Çocuklara iyi bakıyordu ve ortadan kaybolmak için bir nedeni yok gibi görünüyordu.
Daha sonra yapılan soruşturmada Alevandra'nın eskort olarak çifte hayat sürdüğü ve Mark Brown adında bir kiracıyla ilişki kurduğu ortaya çıktı. Dedektifler, Mark'ın kiralık mülküne doğru giden Alevandra'nın aracının hareketlerini takip etti. Şüpheli bilgi için aranıyordu, ancak Alevandra ile görüştüğünü ya da iletişim kurduğunu reddetti, bu da yazışmaları ve randevuları nedeniyle şüpheli görünüyordu. Dedektifler, sık sık ev ve iş değiştiren 41 yaşındaki Mark Brown hakkında bilgi toplamaya başladılar. Güvenlik görevlisi, işçi ve şoför olarak çalışıyordu. Ki çocuk sahibi olduğu Elizabeth ile evliydi ve 15 yıldır birlikte yaşıyorlardı ancak ilişkileri dengesizdi. Mark'ın kendisine para getiren bir araba tamir işi vardı ve İngiltere'nin küçük St. Leonard's Hastings kasabasındaki mülkünün boş alanını kullanıyordu. Arazi tam zamanlı bir iş için pek uygun değildi, biri sürekli kapalı olan, diğeri ise araba tamiri için kullanılan iki baraka vardı. Arazide ayrıca birkaç baraka ve nakliye konteyneri de vardı. Mark Brown sabıka kaydı olmayan sıradan bir aile babası gibi görünse de, sosyal medyadaki faaliyetleri bazı şüphelere yol açtı. Dedektifler onun kadınlarla olan ilişkilerini gördüler ve bağlantılarını araştırmaya başladılar. Dikkatlerini Mark'ın kayıp Alevandra cinayetini itiraf ettiğini bildiren bir tanıdığı çekti. Bunun üzerine mülkünde arama emri çıkarıldı. Barakalardan biri, Mark'ın sık sık geceleri uyuduğu, eşyalarını sakladığı ve para karşılığı kadınlarla buluştuğu bir konuta dönüştürülmüştü. Müfettişler bir olaylar zinciri ve faaliyetlerinin finansmanını tespit etti. Kendisine düzenli bir işi olmadan yaşamasına yetecek miktarda miras kaldığını keşfetmişlerdir. Şüpheli miras gerçeğini ailesinden saklamış, muhtemelen parayı onlarla paylaşmak istememiştir. Bu onun ikili bir hayat sürdüğünü gösteriyordu, ancak Alevandra'nın cinayetine karışmış olabileceği sorusu açık kaldı. Mark, Alevandra'yı tanıdığını kabul etmiş ancak kaybolması ve öldürülmesiyle ilgisi olduğunu reddetmiştir. Yine de, gizli yaşamı hakkında toplanan bilgilere dayanarak, polis onu şüpheli kişi olarak değerlendirdi ve soruşturma devam etti. Müfettişler Mark'ın bilgisayarını ve telefonunu inceleyerek ve eşiyle görüşerek neredeyse tüm olaylar zincirini ortaya çıkardılar. Alevandra'nın 2 Haziran 2021'de kaybolmasından kısa bir süre önce Mark'ın Elizabeth Howard adlı sınıf arkadaşını internette bulduğu ve onunla iletişime geçmeye başladığı ortaya çıktı. İletişimleri kısa mesajlarla başladı ve giderek yoğun bir mesajlaşma alışverişine dönüştü. Mark, Elizabeth'e ruh eşi olduğunu düşündüğü Lee adında başka bir kadına aşık olduğunu açıkça itiraf etti. Leah'dan yeni sevgilisi olarak bahsetti ve Leah'nın hayatında önemli bir rol oynadığı durumların senaryolarını yarattı. Bu durum, Leah'nın akıbetiyle ilgili sorularla kendisine yaklaşan Elizabeth'te şaşkınlığa neden oldu. Aynı bağlamda Mark, Leah'nın intiharı hakkında bir hikaye uydurarak kendisini korkunç eylemler gerçekleştiren bir canavar ve psikopat olarak tanımladı. Elizabeth'in dikkatini çekmek amacıyla onunla arasında gerilim yaratmak için tuhaf mesajlar kullandı. Polis, Mark'ın Alevandra'yı gizlice izlediğini ve takip ettiğini, onun göründüğü yerlere sık sık gittiğini tespit etti. Ağustos ayında yakınlaştıklarını iddia ederek annesiyle temasa geçti. Alevandra'nın güvenini kazanmış ve artık onun hizmetlerine ihtiyacı olmamasına rağmen ona yardım etmiştir. Ancak Ale kendisine yeni bir araba aldıktan sonra iletişimleri devam etti. Mark, Ale ile ısrarla iletişim kurmaya ve herhangi bir konuda ona yardım teklif etmeye devam etti, bu da onu yavaş yavaş ona güvenmeye teşvik etti. 23 Ekim 2021'de, ona riskli bir yatırım olmadan 100 bin sterlinlik kazançlı bir iş teklifi sundu. Ale bu teklifle ilgilendi ancak şartları görüşmek için yüz yüze bir toplantıya ihtiyaçları vardı. Mark, buluşmaları için özel olarak kiraladığı bir bina olduğunu söyleyerek onu kandırdı ve Ale de şüphelenmeden buluşmayı kabul etti. Ale internette Birleşik Krallık'taki şezlonglar hakkında bilgi arıyordu, bu nedenle Mark'ın ona bir şezlonga yatırım yapmasını önermiş olması muhtemeldir.
13 Kasım 2021'de Alevandra ailesinden çocuklara bakmalarını istedi ve arkadaşı Mark Brown'la iş teklifi hakkında görüşmeye gitti. O sabah Alevandra en son Mark ve Ale'de ait iki araba bir benzin istasyonunda durduğunda canlı olarak görülmüştür. Benzin istasyonundaki görevliler Alex'in şık giyimli ve neşeli göründüğünü, hayatını daha iyi hale getirebileceğini düşündüğü bir toplantıyı dört gözle beklediğini belirtmişlerdir. Ancak bu toplantının sonu trajik oldu. Sabah saat 8:00 sularında, iki araba bir çiftliğin bulunduğu kiralık bir araziye yanaştı ve toprak yola döndüklerinde radardan tamamen kayboldular. Mark, oğlu Alex'in bir resmini eşi Elizabeth'e göndermeye çalıştı, ancak resim ona hiç ulaşmadı. Mark'ın bu garip davranışları müfettişleri şüphelendirdi ve müfettişler suç eylemlerini adım adım çözmeye çalıştılar. Aynı günün akşamı saat 2:00 sularında Mark bir benzin istasyonuna giderek 5 litre mazot almış ve saat 23:35'te Alevandra'nın yaşadığı adrese gitmiştir. Arabasının ve telefonunun izleri bu noktaya kadar takip edildi ve müfettişler hareketlerini ortaya çıkarmaya başladı. Muhtemel katil Alex'in dairesine girip etrafa bakmış, muhtemelen kanıtları yok etmiş ve izlerini kaybettirmeye çalışmıştır. Sabaha karşı 4 civarında çiftlik evine dönmüş, ancak hemen ardından gece 2'de buradan ayrılmıştır. Muhtemelen kanıtlardan kurtulmak için harekete geçti ve inşaat şirketindeki üstlerine başvurarak birkaç gün izin istedi. Bu günleri kiraladığı bir çiftlikte geçirmiş ve muhtemelen olası tüm delilleri yok etmek için kapsamlı bir temizlik operasyonuna girişmiştir. Bunu takiben, Ale ile buluştuğu kiralık çiftliğe düzenli ziyaretler yapmaya başladı. Polis bu sırada onu zaten gözlemlemiş, video görüntülerini bulmuş ve hareketlerinin coğrafi konumunu teyit etmişti, bu da sonunda tesise girip inceleme yapmalarına olanak sağladı. 23 Kasım'da kolluk kuvvetleri Mark'la buluştu ve gerçek niyetini belli etmeden onunla bir konuşma yaptı. Kısa süre içinde korkunç bir suçun söz konusu olduğu ve polisin bir itiraf alması gerektiği anlaşıldı. Soruşturma devam etti ve ertesi gün, 24 Kasım'da, şüpheli yine inşaat şirketindeki işine gitti ve burada iş arkadaşları tarafından kadının kaçırılmasıyla ilgili söylentiler hakkında sorgulanmaya başladı. Mark, ifadesinin ardından korkunç suça karıştığını doğruladı ve suçlarının ortaya çıkması halinde hayatının geri kalanını hapiste geçirmeye hazır olduğunu söyledi. Üstleriyle konuşan Mark, aynı anda iki cinayete karıştığını ve kendisini hapishanenin beklediğini açıkladı. Ona göre Mark, Alevandra'nın araba anahtarlarını bir çantaya koyup iş ekipmanının içine saklamış ve daha sonra Mark'la konuştuktan sonra müfettişler tarafından bulunmuştur. Amir polisle temasa geçerek Mark'ın itirafını bildirdi. 25 Kasım'da 41 yaşındaki Mark Brown, Alevandra'yı kaçırıp öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Meslektaşları arasındaki konuşkan yapısına rağmen, şüpheli daha sonraki polis görüşmelerinde kadının kaybolmasıyla ilgisi olduğunu reddetti. 9 kez sorgulandı ancak bir itiraf elde edemedi ve masumiyetini korumaya devam etti. Ancak, kiralanan çiftlikte yapılan her arama ve incelemede, şenlik ateşinden çıkan küllerle dolu metal bir varil içinde insan kalıntıları bulundu. Kalıntılar arasında, uzmanların kayıp Alevandra Morgan'a ait olduğunu tespit ettikleri yanmış bir çene de vardı. Müfettişler, Mark'ın başka bir suça karışmış olabileceğini ve karısının iş arkadaşlarıyla yaptığı bir konuşmada bunu ima ettiğini düşünmektedir. Mark'ın kaybolduğunda intihar ettiğini iddia ettiği Lihvare'den bahsetmiştir. Daha sonra Lihvare'in kendi canına kıymadığı ve Mark'la buluşmaya giderken ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Polisin Mark'ın onu kaçırdığından ve öldürdüğünden şüphelenmek için her türlü nedeni vardı. Mark 28 Kasım'da sorgulandığında her iki suçu da itiraf etmeyi reddetti ve kayıp Lihvare'yi arama çalışmaları başladı. Bir hafta sonra, arabası Hurstlane Hill'de bulundu ve şüphelinin DNA'sı bulundu. Polisin elinde zanlıyı suçlamak için olası bir neden vardı, ancak dedektifler kanıt toplamaya devam etti. Mark'ın minibüsünde yapılan aramada, kendisinin ve ailesinin kullanamadığı bir uyuşturucu bulundu.
ilaç, daha önce soruşturmada adı geçmeyen Lee için gönderilmişti ve müfettişler kimden bahsettiklerini bilmiyorlardı. Ayrıca polis, Lee ve Mark'ın Mayıs 2021'e kadar bir ilişkileri olduğunu, bu tarihten sonra 3 çocuğu da dahil olmak üzere ailesiyle görüşmeyi kestiğini ve cep telefonu ile banka kartlarını kullanmayı bıraktığını keşfedecekti. Alevandra'nın dairesinde yapılan aramada, oğlunun harçlıklarını sakladığı bir bebek kutusu ve biri Bridge Farm'ı işaret eden birkaç not bulundu. Telefon erişim kodları ve diğer kanıtlar, yazışmaları daha fazla analiz etmek için cihazların kilidinin açılmasına yardımcı oldu. Başlangıçta bir kaybolma vakası olarak ele alınan Lee vakası, 5 Ocak 2022 tarihinde Mark Brown'ın Lee fareyi öldürmekte suçlanmasıyla cinayet olarak yeniden sınıflandırıldı. 2 gün süren yoğun soruşturmanın ardından polis, kiralanan çiftlikteki araştırmalarını tamamlamayı başardı. 27 Ocak'ta Mark'la yeniden görüşüldü ancak Mark hiçbir şey itiraf etmedi. Aynı yılın Mart ayında ön duruşma başladı ve Mark Brown, 17 Ekim 2022 olarak belirlenen duruşma tarihi ile Kraliyet Mahkemesi önüne çıktı. Dedektiflerin, Mark'ın Lee ile bu tarihte tanıştığını anlamak için 2018 yılına geri dönmeleri gerekti. 25 Mart 2018'de, daha sonra Alevandra'yı bulduğu bir escort web sitesinde onunla iletişime geçti. Yeni tanıdığının, çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan bir uyuşturucu sorunu vardı. Ayrıca sorunları nedeniyle bir psikiyatristin gözetimi altındaydı. Romantik ilişkileri hızla gelişti ve hatta Aralık 2018'de Mark'ın kirasını 6 ay önceden ödediği ayrı bir dairede birlikte yaşamak için bir süreliğine birlikte taşındılar. Brown'ın o sırada çocuklarını birlikte büyüttüğü Elizabeth adında bir eşi olmasına rağmen, yeni kız arkadaşını çok sevdiği 2 köpek ve bir at da dahil olmak üzere pek çok hediyeyle şımarttı. Daha sonra çiftliğinde yapılan bir arama sırasında evcil hayvanlardan birinin kalıntıları bulundu. O dönemde Lee ile birlikte yaşamları sorunsuz gitmese de, Mark kısa süre sonra çocuklarının annesine geri döndü, ancak Leah'nın o dairede kalmasına izin verdi ve hatta kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ona maddi olarak yardım etti. Daha sonra yolları ayrıldı, ancak birkaç ay sonra Mark ve Lee tekrar iletişim kurmaya başladılar ve kiralık bir çiftliğe taşındılar ve burada bir mobil evde yaşadılar. Ev sahibi ile karavanın kullanımı konusunda bir anlaşmazlık çıktı ve ev daha sonra yandı. Mark'ın sorundan kurtulmak için karavanı kasıtlı olarak ateşe verdiğine dair spekülasyonlar başladı. Polis bunun Mark'ın çatışmayla başa çıkma yöntemi olduğuna inanıyordu. Lee daha sonra Mark'ın ahırında yaşamak üzere taşınmak zorunda kaldı. Aynı yıl, adam yük konvoyu görevlisi olarak bir iş buldu. Yeni sevgilisi sürekli ona eşlik ediyordu, ancak büyük olasılıkla bunun nedeni derin bir aşk değildi. Tanıdıkları Mark'ın metresini çok kıskandığını ve onun yokluğunda bile davranışlarını kontrol ettiğini iddia etti. Leah'nın itaatkar olması ve karısının aksine onun özel tercihlerine direnmemesi hoşuna gidiyordu. 2021 Nisan ayının ortalarında Mark hala güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu ve Lee ile 2 köpeği onunla birlikte yaşıyordu. 5 Mayıs 2021'de Lee, Mark işteyken bir arkadaşından gelip kendisine yardım etmesini istedi. Gelen arkadaşı Leah'nın içinde yaşadığı koşullar karşısında şok oldu. Ahır kilidi olan bir ahıra kilitlenmişti ve arkadaşı kilidi açamıyordu. Leah'nın canlı olarak son kez o zaman görüldüğü ortaya çıktı. Ertesi gün Mark çiftlikten ayrıldı ve muhtemelen o sırada Lee çoktan ölmüştü. Hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Telefonunu ya da banka kartlarını hiç kullanmamış. Leah'nın köpeklerinden biri adam tarafından kız kardeşine verilmiş ve tüm eşyaları da ortadan kaldırılmıştı. Yani artık hayatta olmadığına inanmak için bir neden vardı. Leah'nın kaybolmasının üzerinden sadece bir ay geçmişti ve Mark, Alevandra Morgan Escort web sitesinde yeni bir partner aramaya başlamıştı bile. Leah'nın kaybolmasının üzerinden haftalar geçmiş olmasına rağmen, katil olduğu iddia edilen kişi mahkeme kararıyla hakkı olan ödeneği almaya devam etti.
mahkemede Brown, Leah'nın hala hayatta olduğunu ve onun kaybolmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını, Leah'nın kendisini terk edip kendi başına gittiğini savundu. Alejandra Morgan'la ilgili olarak ise, Morgan'ın önceden anlaşarak kendisine yakınlık göstermek üzere çiftliğe geldiğini iddia etmiştir. Mark, Alejandra'nın kazara kayıp düştüğünü ve başını çarptığını, bunun sonucunda da aşırı kanama geçirerek öldüğünü iddia etmiştir. Mark olayı polise bildirmemiş ve kaza olduğu gerekçesiyle cesedi ortadan kaldırmıştır. Savcı, iki kadın cinayeti davasının birbirine çok benzediğini düşündü ve Mark iki kadının kaçırılması ve öldürülmesi suçlarından art arda mahkum edildi. Duruşma 6 hafta sürdü ve 49 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye olasılığı bulunan 2 müebbet hapis cezası ile sonuçlandı. Leah'nın hala hayatta olduğunu iddia etmesine rağmen Lee hiçbir zaman bulunamadı. Bir anda ortadan kaybolan Tina Bigar'ın hikayesi arkadaşları ve akrabaları arasında büyük bir heyecan yarattı. Arkadaşları ve ailesi aramaya katıldı ve herkesi şok eden kızın sırrını öğreneceklerdi. Bilimsel bir işin genç bir güzeli nasıl karanlık bir yola sürüklediğinin hikayesidir. Tina Bigar Aralık 1990'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde doğdu. Babası bir muhafız komutanıydı ve annesi aile reisinin askerlik hizmeti nedeniyle hemşire olarak çalışıyordu. Sık sık taşınmışlar ve Florida, Michigan ve Alaska'da yaşama fırsatı bulmuşlar. Askeri ailelerin geleneksel zorluklarına rağmen, çiftin hepsi Katolik okullarına devam eden 6 çocuğu oldu. Kız akademik olarak başarılı oldu ve ailenin gurur kaynağıydı. Tina orta öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye girdi. Ancak, eğitim kurumu başka bir şehirdeydi, bu yüzden kız ailesinden uzaklaşmak ve kampüste yaşamak zorunda kaldı. 1995 yılının ortalarından itibaren Tina öğrenci oldu ve psikoloji okudu. Eğitim alacak ve lisansüstü okula gidecekti. Kızın mükemmel bir akademik sicili vardı, bu nedenle 7 kişiyle birlikte hastalık kontrol ve önleme merkezi için bir projede çalışmak üzere seçildi. Program HIV ile mücadeleye odaklanıyordu. Bu görevi yerine getirmek için öğrencinin sokaktan insanlarla, hapishanelerdeki mahkumlarla çok fazla etkileşime girmesi gerekiyordu. Hepsi de bedenlerinin ticaretini yaptı. Daha sonra gruptan ayrıldı ve seks ticaretinde çalışan kadınlar arasında enfeksiyonu önlemeye yönelik sistemler geliştirmeye çalıştığı bağımsız bir projeye başladı. Bu dönemde, kendisi gibi üniversitede okuyan ve kimya mühendisi olarak çalışan Tode Nürnberg adında bir erkekle çıkmıştır. O sırada kız 23 yaşındaydı ve 23 Ağustos adlı restoranda garson olarak çalışıyordu. 1995 Tode işten eve geldiğinde kız arkadaşının evde olmadığını ve arabasının da yerinde olmadığını gördü. Tina'nın işe geç kaldığını düşünmüş ve çalıştığı restorana gitmiştir. Ancak Tina'nın 4 ay önce işten ayrıldığını ve bir daha işe gelmediğini öğrendi. Tina çoktan işten ayrılmış olmasına rağmen orada çalışmaya devam ediyormuş gibi davranmaya devam ettiği için bu keşif onu şaşkına çevirdi. Tode kız arkadaşına ulaşamadı ve bir süre sonra polise giderek onun kaybolduğunu bildirdi. Aynı zamanda Tina'nın 15 bin dolara satın aldığı arabasının yerini de tespit edemedi. Tina'nın babası, kayıp kızının ve arabasının bulunmasına yardımcı olacak herhangi bir bilgi için 5 bin dolar ödül teklif etti. Tina'nın arkadaşları ve bazı sınıf arkadaşları, Tina'nın erkek arkadaşıyla iyi bir ilişkisi olmasına rağmen yalnız yaşama arzusunu dile getirdiğini ve ondan ayrılmayı planlıyor olabileceğini iddia etmişlerdir. Bu tür durumlarda her zaman olduğu gibi kızın eve sağ salim döneceği umudu en büyük endişeydi. Polis kızın sadece yürüyüşe çıktığını düşündü ama Tode sevgilisinin nereye kaybolmuş olabileceğini anlamak için ipuçları aramaya karar verdi. Her şeyden önce, ipucu bulmak için dairelerini inceledi. Tüm eşyaları evde bırakılmıştı ki bu bir kaçak için tipik bir durum değildi. Ancak genç adam şans eseri, daha önce kız arkadaşında fark etmediği küçük bir sırt çantası keşfetti. İçine baktı ve hayrete düştü.
İçinde birçok kışkırtıcı eşya vardı, çoraplar, seksi iç çamaşırları, kayganlaştırıcı, prezervatifler ve üzerinde Crystal yazan bir kartvizit. Kartta Dreams adında bir eskort ajansı yazıyordu. Adam tüm bunların ne anlama geldiğini ya da evlerindeki tüm bu eşyaları nereden bulduklarını anlayamadı. Tüm bunların Tina'ya ait olması ona inanılmaz geliyordu. Daha sonra kartvizitteki numarayı aramaya ve Tina hakkında bilgi almaya karar verdi. Ancak, ajanslarının Tina adında bir kızı işe almadığı konusunda bilgilendirildi. Ancak, Crystal adından bahsedildiğinde, Tina'ya çok benzediği ortaya çıktı. Daha fazla araştırmadan sonra, adam Crystal adında bir eskort ajansı çalışanının resmini buldu ve kız arkadaşının orada çalıştığını öğrendi. Bu gerçek onu şaşırttı, çünkü ona göre Tina iyi bir aileden geliyordu, paraya ihtiyacı yoktu ve asla şüphe uyandırmıyordu. Kayıp kişinin ailesi ve bazı sınıf arkadaşları, üniversite için araştırma yaptığı için onun bir eskort olduğuna inanıyordu. Ancak, araştırma projesi çoktan tamamlanmıştı ve neden hala eskort olarak listelendiği belli değildi. Spekülasyonlara ve umutlara rağmen, bilgi hızla doğrulandı, Tina gerçekten de eskort olarak ve aynı anda birkaç ajans için çalışıyordu. Huma, Tina'nın çok talep gördüğünü ve müşterileriyle neredeyse her gün görüştüğünü söyledi. Daha sonra kayıp kişinin en az iki eskort ajansı için çalıştığı ortaya çıktı. Burada şirkete müşteri bulmak için kendi payını ödedi ve bu en az bir yıl boyunca devam etti. Bu süre zarfında yüksek bir statü kazanmayı başardı ve birinci sınıf bir eskort oldu. Kız ayrıca firmaların aracılığı olmadan tanıştığı kendi müşterilerini de aldı. Böylece dedektiflerin elinde kaybolma olayıyla ilgili geniş bir şüpheli listesi vardı. Düzinelerce adam Crystal'a yaklaştı ve hepsi polis tarafından kontrol edilecekti. Bilimsel araştırmalar yapan ve büyük umutları olan genç güzeli bu kadar alçalmaya neyin motive etmiş olabileceğini bulmaya başladılar. Her şeyin son derece basit olduğu ortaya çıktı, ailesinin maddi sorunları vardı ve üniversite eğitimi için para ödemesi gerekiyordu. Bir yıllık üniversite harcı yaklaşık 27 bin dolar tutuyordu ve Tina'nın garsonluk yaparak kazandığı para tam olarak eğitim almasına ve yaşamasına izin vermiyordu. Buna ek olarak, üniversite kadın eskortların faaliyetleriyle ilgili bir proje başlattı. Bu konuyu araştırırken, Tina sadece merak etmiş ve restoran işinden çok daha karlı olduğu ortaya çıkan yeni bir para kazanma yolunu denemiş olabilir. Tina'nın ayrıca aileleri tarafından geçimleri sağlanan 5 kardeşi vardı. Zaten mali açıdan zor durumda olan ailesine yeni bir yük olmak istemiyordu. Kız için tüm mali yükümlülüklerini kendi başına halletmesi önemliydi. Tina eskort olarak çalışmaya başlamadan hemen önce arabası bir kazaya karıştı. İşe gitmek için yaklaşık yarım saatini harcamak zorunda olduğu için araç Tina için hayati önem taşıyordu. Aracını tamir ettirmek ya da yeni bir araç almak için ek paraya ihtiyacı vardı. Tina erkek arkadaşıyla birlikte oldukça pahalı bir mahallede yaşıyordu, bu nedenle kira önemli miktarda para gerektiriyordu. Ayrıca gıda, faturalar ve yönetilmesi zor olan diğer harcamalar için de paraya ihtiyaçları vardı. Mali zorluklara rağmen, çift kendilerini eğlenceden mahrum bırakmıyor, sık sık restoran ve kulüpleri ziyaret ediyor, pahalı kıyafetler satın alıyordu. Dedektifler, bu tür özel kazançlar için en olası nedenin olan para ihtiyacı olduğuna inanıyor. Tina kaybolmadan bir gün önce, kadın eskortlar arasında cinsel geçmiş ve sağlık uygulamaları üzerine bir araştırma, başlıklı bir çalışma yürütmek için izin başvurusunda bulunmuştu. Başvuruda projeden üniversite profesörlerinin sorumlu olduğu belirtiliyordu. Ancak belgeyi hiç kimse imzalamamıştı. Sonunda Tina, deneklerinin yerine geçerek kendi araştırmasını yürütmeye karar verdi. Kısa bir araştırmadan sonra dedektifler, kızın erkek arkadaşından ayrılmak ve ayrı yaşamak istediğini, böylece faaliyetlerini ondan saklanmadan özgürce yürütebileceğini fark etti.
Ayrıca bu sayede masraflarını azaltabilecek ve kazancını sadece kendisi için harcayabilecekti. Ancak erkek arkadaşı son ana kadar Tina'nın bir ayrılık planladığını fark etmedi. Polis onu tekrar kızın kaybolmasında olası bir suçlu olarak değerlendirdi. Artık çok güçlü bir nedeni vardı. Arkadaşının hayatının karanlık tarafını öğrenen adam kendini kaybedip onu öldürebilirdi. Ancak, daha önce olduğu gibi, kontroller tüm bu varsayımları çürüttü ve adamın masum olduğu ortaya çıktı. Tüm bunlar Tina Bigar'ın ortadan kaybolmasını açıklamıyordu, bu yüzden polis onun çağrı cihazına ve not defterlerine erişti. Müfettişler, müşteri listesini analiz etmek istediler, çünkü bu liste, kaybolmasına karışmış olabilecek eskort kristali rezerve eden kişilerden biriydi. Polis memurları kayıp kadının tüm yazışmalarını ayrıntılı bir şekilde kontrol etti. Çoğu zaman aynı numaradan kendisiyle iletişime geçildiği ortaya çıktı. Dedektifler bu numarayı aradı ve durumu anlattı. Adam kendini Kent Ronsinski olarak tanıttı. Düzenli bir işi olmayan bir serseri ve dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Sadece ara sıra bir tür ek iş yapıyormuş. Kısa bir görüşmeden sonra müfettişler daha kapsamlı bir geçmiş araştırması yapmaya karar verdiler ve adamın sabıka kaydı olduğunu öğrendiler. Vergi dolandırıcılığının yanı sıra bir başkasının evine zorla girmekten tutuklanmıştı. Buna ek olarak Ken, dolandırıcılık planları aracılığıyla aynı anda birkaç müşteriyi dolandırmıştı. Ayrıca kayıp bir kişiye ait bir arabayı çalmıştı ve kadınlara yönelik şiddet geçmişi yoktu. Ciddi bir şey yoktu ama müfettişler adamın garip davranışları nedeniyle şüphelenmeye başladılar. Gergin görünüyordu ve sözlerini dikkatle seçiyordu. Polis Ken'in evine gittiğinde hiçbir şey bulamadı, şüpheli bir eşya yoktu. Ancak, asıl şüpheli olan adamın kayıp kadının arabasını kullanıyor olmasıydı. Tina ile ilk tanıştıkları andan itibaren birbirlerine aşık olduklarını itiraf etti. Kızın bir şeyler atıştırmaya karar verdiği bir restoranda buluşmuşlar. Çift konuşmaya başladı ve bir süre sonra Tina ona bir eskort ajansından kartvizitini verdi. Birkaç görüşmeden sonra ilişkileri gelişmeye başladı. Kısa süre sonra Tina bu müşteriden ücret almayı bıraktı ve aşık olduklarını ilan etti ve hızla büyüyen romantik bir ilişki başladı. Tina, sevgilisi Ken'in hatırı için erkek arkadaşından ayrılmayı ve telekız işini bırakmayı planladı. Ken'e göre, Tina'nın ortadan kaybolduğu gün, başka bir şehre gitmek üzereyken onu havaalanına götürdü. Ken'e göre adam o sırada Tina'nın bozulan arabasının yerine yeni aldığı arabasındaydı. O zamandan beri onu görmemiş ve sevgilisine de ulaşamamış. Bununla birlikte, adam partnerinin yokluğu konusunda endişelenmiyordu bile, bu garip görünüyordu ve genel olarak sevgilisine benzemiyordu. Aradaki önemli yaş farkı ve adamın itici ve cesur görünümü hemen göze çarpıyordu. Bu nedenle dedektifler adama inanmadılar ve onu baş şüpheli olarak görerek soruşturmaya devam ettiler. Polis daha sonra kayıp kadının kaybolmadan kısa bir süre önce araba satın aldığı Honda otomobil bayisiyle temasa geçti. Ken'e göre, kız oraya fotoğrafını tanıyan bir arkadaşıyla birlikte gitmişti. Kız arabayı krediyle satın almış ve maliyetin $5,000'lık bir kısmını getirmiş. Araba toplamda $15,000'a mal olmuş. Ayrıca, mağaza çalışanları satın alma sırasında kızın arkadaşıyla tartıştığını fark etti. Adam, aşık gibi görünmedikleri için çiftin ilişkisini anlayamıyordu. Kız ve adam arabanın parasını kimin ödemesi gerektiği konusunda tartışıyorlardı. Kız adamın tüm tutarı ödemesini istiyordu ama Ken bunu yapmayacaktı. Araba satıcısıyla konuşmalarından, adamın kıza peşinat için bir miktar para verdiği anlaşılıyordu ama kız adamın tüm parayı kendisine bedavaya vermesini istiyordu. Ken'in bir oto yıkamacıda çalıştığı biliniyordu, ancak 42 yıllık yaşamında hiçbir zaman başarılı bir kariyer yapamamıştı. Yine de kıza yüksek gelirinden ve mülk sahibi olduğundan bahsederek onu ustalıkla kandırdı.
kendisini bir oto yıkama sahibi olarak tanıtarak kızı ikna etmeyi ve etkilemeyi başardı. Belki de Tina, en sevdiği filmlerden biri olan ve benzer bir hikayeyi anlatan Pretty Woman'dan esinlenerek onu tüm sorunlarını çözebilecek bir sponsor olarak gördü. Ken'in onun Richard Gere'ye olacağına inanıyordu. Ken neredeyse 20 yaş büyük olmasına rağmen, Tina'ya mükemmel bir prens, tüm zorluklarında ona yardımcı olabilecek ideal bir eş gibi görünüyordu. Onun temsil ettiği istikrar ve iyi gelirin bir aldatmaca olduğundan şüphelenmedi. Tüm bu spekülasyonlar, Ken'in kayıp kızın arabasını kullandığı gerçeğine dayanan dedektiflerin sadece tahminleriydi. Kulübede arama yapıldı ancak şüpheli bir ize rastlanmadı. Kolluk kuvvetleri ayrıca özel eğitimli hizmet köpeklerini kullanarak baş şüphelinin yaşadığı evin çevresini de taradı. Ancak önemli bir bulguya rastlayamadılar. O zamana kadar ebeveynler kızlarının yaklaşık bir yıldır şirkette çalıştığını zaten biliyorlardı. Olayı televizyondan duymuşlar, hikayenin tüm lezzetli ayrıntılarını hevesle anlatmışlar, gazetelerde dehşet verici manşetler atmışlardı. Anne ve baba bunun sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu ve kızlarının aslında üniversitede araştırma yaptığını düşünüyorlardı. Ancak gerçekler aksini söylüyordu. Tina Bigar, gazete üzerinde çalışmış olsa da, görünüşe göre bu işe bulaşmış ve bu yolla para kazanmıştı. Buna rağmen aile bu gerçeği kabul etti ve kızı olduğu gibi kabul etti. Baba bir aktivist oldu ve kızının bulunmasına gerçekten yardım etmek isteyen insanları topladığı bir grup oluşturdu. Bu grupta kayıp kızın çalıştığı eskort ajansının iki yöneticisi de vardı. İsimleri Debbie ve Donna'ydı ve açıkça Tina'yı kaçırabilecek ve işi olumsuz etkileyebilecek bir suçluyu bulmak istiyorlardı. Tina'nın babası, şüpheli bir karaktere benzeyen Ken'e göz kulak olacaktı. Bu konuda ona birkaç yeni tanıdığı yardımcı oldu. Adam, davetsiz misafirin er ya da geç kendini ele vereceğinden emindi. Ve eğer Ken kızı rehin tutuyorsa, o zaman bir noktada kesinlikle onunla buluşmaya gidecektir. Eğer kız onun kurbanıysa, yeni yetme dedektifleri kızın cesedinin bulunduğu yere de götürebilirdi. Her halükarda, zaten kanunla başı dertte olan bir suçlunun sözlerine kimse inanmazdı. Baba ve yardımcıları adamı ve Ken'in yaşadığı karavanı izlediler ama şüpheli bir şey görmediler. Sonunda, birden fazla şüpheye dayanarak Ken tutuklandı. Ancak polisin elinde baş şüpheliye karşı sağlam kanıtlar yoktu, onu çürük gerekçelerle sonsuza kadar tutamazlardı. Adamdan bir itiraf almaları gerekiyordu. Bunun üzerine kayıp kızın babası kurnazca bir plan yaptı, Ken'in kefaletini ödedi ve onu etkilemeye başladı. Daha sonra, kızı hakkında bilgi almak için şüpheliyle birkaç kez akşam yemeği bile yedi. Böyle birkaç toplantı oldu ve Ken her seferinde Tina'nın nereye kaybolmuş olabileceğine dair farklı hikayeler anlattı ve onun için endişeleniyormuş gibi yaptı. Ancak hiçbir zaman işe yarar bir bilgi vermedi ve plan işe yaramadı. Polis bu kez kurbanın arabasına, sözde erkek arkadaşı tarafından kullanılan Honda Accord'a daha yakından bakmaya karar verdi ve şimdi daha önemli bir şey bulmayı başardılar. İlk olarak, bagajda kenarında bir damla kan bulunan küçük bir kahve fincanı bulundu. İkinci olarak, paspasın altında büyük bir kanlı su birikintisi bulundu. Kan örnekleri incelenmek üzere bir laboratuvara gönderilmiş ve yapılan analizler sonucunda DNA'nın kayıp kıza ait olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu gerçeklerin ilk inceleme sırasında neden gözden kaçırıldığı sorusu ortaya çıkıyor. Kriminalistlere göre, muhtemelen polis botu iyice kontrol etmedi. Bulunan kan miktarına dayanarak, çok fazla kan olduğu için kızın öldüğü varsayılabilir. Can'ın kızı öldürmüş, cesedini saklamış ve şimdi arabasıyla seyahat ediyor olabileceği yönünde spekülasyonlar vardı. Ancak, kız bu kadar çok kan bırakarak uzaklaşamayacağı için Can'ın hikayesi açıkça yalandı. Buna rağmen, müfettişler bir saat sonra bile Ken'in sevgilisinin kaybolması olayına karıştığını kesin olarak doğrulayacak yeterli kanıt bulamadılar. Kızın cesedini bulmanın gerekli olduğu ortaya çıktı.
ancak yardım akrabalarından birinden geldi, teyzesi. Teyzesi, yeğeninin uzun süredir yaşamadığı terk edilmiş bir mülkü olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Ken'in yakın zamanda orayı ziyaret ettiğine inanmak için nedenler vardı. Dedektifler adrese vardıklarında onları tatsız bir keşif bekliyordu, bir insan cesedi. Ceset oraya yeni atılmıştı ve çürüme aşamasındaydı. Evde bulunan kan izlerine bakılırsa, kız başka bir yerde ölmüştü ve cesedi daha sonra ileri derecede çürüme nedeniyle buraya getirilmişti. Polis kesin ölüm nedenini tespit edememiş, ancak boğularak öldürüldüğü tahmin edilmiştir. Diş kayıtlarının yardımıyla cesedin Tina Bigar'a ait olduğu doğrulandı. Ayrıca, her biri ölüme yol açabilecek çeşitli yaralanma türleri de bulundu. Adli tıp uzmanlarının varsayımları arasında boğazının kesilmiş olduğu bile vardı. Bu teori botta bulunan kan miktarıyla ilişkilendirilmiştir. Ancak cesedin otopsisinden sonra bunu doğrulamak mümkün olmadı. Kız Dakota'da, bebekken ölen erkek kardeşinin yanına gömüldü. Kızın tüm akrabalarının yanı sıra yüzden fazla arkadaşı ve sınıf arkadaşının katıldığı cenaze töreni çok üzücüydü. Şüpheli bir araştırma projesi nedeniyle onu etkilemek istemedikleri için, kızın öğretmenlerinden ve amirlerinden hiçbiri ona veda etmeye gelmedi. Doğal olarak, akrabalar olan Biten'in medyada yer almasına karşı çıktılar. Kızlarının çifte yaşamı çok kışkırtıcıydı, bu yüzden ortaya çıkabilecek tüm karışıklıklardan korkuyorlardı. Aynı zamanda vaka, tatsız durumları haberleştirmeyi seven gazeteciler için son derece ilginçti. Genel yankı nedeniyle, merhumun ailesi için büyük bir çile olan inanılmaz söylentiler ortaya çıktı. Ceset bulunduktan sonra dedektifler Ken'i tutuklamak için evine geldiler. Ellerinde yeterince kanıt vardı, arabada maktulün kanı ve evinde ceset bulunmuştu. Ancak adam evde değildi. Ken çoktan kaçmayı başarmıştı ama eve yakın bir otele yerleştiği için izini kısa sürede bulmayı başardılar. Yakalanmadan önce, bileğine baskı uygulayarak ve ayrıca yüksek dozda antidepresan alarak kendi canına kıymaya çalıştı. Ancak bu girişim başarısız oldu ve dedektifler onu doğrudan otel odasında sorgulamaya başladı. Sanığın avukatları daha sonra beraat elde etmek için bu gerçeği kullandılar. Savunmaya göre, dedektiflerin şüpheliye yardım etmeden onunla iletişime geçmeye hakları yoktu. Her halükarda dedektifler, olaya karıştığını reddeden adamdan bir itiraf alamamışlardır. Ancak, tüm kanıtların baskısı altında yavaş yavaş çözülmeye başladı. Ki ilk başta itiş kakışın Tina ile tartıştıktan sonra başladığını ve Tina'nın düşerek başını çarptığını iddia etti. Daha sonra yatağa gitmiş ama görünüşe göre uykusunda ölmüş. Ken cesedini sabah bulduğunda çoktan soğumuştu. Böylece şüpheli bunun bir kaza olduğu konusunda ısrar etmeye başladı. Aynı zamanda adli tıp raporu da geldi. Ölüm nedeninin boğulma ve Tina'nın başına aldığı şiddetli bir darbe olduğunu belirlediler. Vücudunda, kurbanın uzun süre boğularak öldürüldüğünü gösteren morluklar vardı. Bu durum Ken'in anlattıklarıyla tamamen çelişiyordu. Daha sonra ifadesini değiştirdi ve Tina'nın depresyon hikayesini anlatmaya başladı. Ona göre, kızın para sorunları vardı ve kendisi bununla başa çıkamadığı için onu öldürmesini istedi. Ancak soruşturma sonucunda kızın Ken'in dairesinde başına aldığı bir darbe ve ardından boğulma sonucu öldüğü tespit edildi. Tüm bunlar Ken'in kiraladığı kendi dairesinde meydana gelmiştir. Ev sahibi, Tina'nın kayıp olduğu bildirilmeden kısa bir süre önce kayıp şilteden bahsederek polis memurlarının korkularını doğrulamıştır. Ken yatağın üzerine kustuğundan şikayet etmiş ve yeni bir yatak satın almıştır. Ancak eski yatak tavan arasında bulundu ve kurbanın kanıyla ıslanmış olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden ondan kurtuldu. Davada hala birçok boşluk vardı. Günde $500 kazanan Ken Trezinski'nin araba kredisine ihtiyacı vardı ve kazandığı tüm parayı Dega'ya yatırıyordu.
İyi bir aileden gelen ve iyi yetiştirilmiş bir adam neden ilk etapta bu kaygan yola girmeye karar versin? Polisler Ken'in parayla ilgileniyor olma ihtimali üzerinde duruyordu. Net olan bir şey vardı, kız, adamın söylediği kişi olmadığını hemen anlamış ve onunla bağlarını koparmak istemişti. Saldırının nedeni de buydu. Duruşmada Ken savcılıkla bir anlaşma yapmaya karar verdi, bu nedenle daha az ceza alacağı varsayılıyordu. Başlangıçta savcılık ölüm cezası talep etti, ancak savunma pazarlığı nedeniyle bu ceza unutulabilirdi. Sonuç olarak katil, biri cinayetten diğeri sistematik suçlardan olmak üzere iki müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve şartlı tahliye için uygun bulundu. İlk kez Mayıs 2021'de başvurmak mümkün oldu. O zamana kadar katil 25 yıl hapis yatmıştı. Bu süre zarfında hatasını kabul etmiş ve suçluların sapkın arzularının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış çok sayıda psikolojik eğitim ve dersten geçmişti. Polis tarafından köprünün altında ölü bulunan genç bir kız hakkında tüyler ürpertici bir hikaye. Asıl soru, kurbanın kendi başına mı aşağı atladığı yoksa birinin onu kasıtlı olarak aşağı itip itmediğiydi. Güvenlik kameraları sayesinde cevabı buldular ve o gecenin kronolojisini yeniden oluşturabildiler. Bu dosyada size neler olduğunu anlatacağız. 1 Nisan 2000 tarihinde, bir adam Burlington, New Jersey'de bir köprüden geçiyordu. Aşağıda yerde insan bedenine benzeyen bir şey fark etti ve polisi aradı. Olay yerine gelen dedektifler, karşılarında üzerinde kimlik bulunmayan ve bu nedenle kimliğini tespit edemedikleri genç bir kız gördüler. Sanki köprüden atlayarak kendi canına kıymış gibi görünüyordu. O yerdeki köprünün yüksekliği yaklaşık 35 metreydi, bu da kabaca 10 katlı bir binanın yüksekliğiyle karşılaştırılabilirdi. Tabii ki ceset düştükten sonra ağır hasar görmüştü, bu nedenle polisin sadece otopsi sonuçlarını beklemesi gerekiyordu. Tıp uzmanları işlerini yaparken, dedektifler ölen kişinin kimliğini belirlemek zorundaydı. Kızın eşkalini yerel gazetelere ve haber kuruluşlarına dağıttılar ve kısa sürede sonuç aldılar. Kızın eski erkek arkadaşı onu 21 yaşındaki öğrenci Rachel Sione olarak açıkladı. Rachel Elizabeth Sione 18 Nisan 1978'de Pensilvanya'nın nispeten küçük bir Amerikan kasabası olan Ben Salem'de doğdu. Çok küçük yaşlardayken anne ve babası boşanmış ve bundan birkaç yıl sonra da annesi vefat etmişti. Kız ve iki erkek kardeşi babaları ve onun yeni eşiyle yaşamak zorunda kaldılar. Çiftin iki de çocuğu vardı. Ailenin çok az parası vardı, ancak fakir değillerdi ve mütevazı bir yaşam sürmek zorundaydılar. Hepsi dostça yaşıyordu ve üvey anne kocasının çocuklarına iyi davranıyordu. Rachel liseden sonra Newton'daki Bucks County Community College'e gitti çünkü ailesinin özel bir üniversite için yeterli parası yoktu. Devlet üniversiteleri prestijli olmamakla birlikte çok daha düşük eğitim ücretlerine sahipti. Rachel orada psikoloji okudu ve daha sonra oyunculuk dersleri almaya başladı. Düşük eğitim ücretine rağmen, üniversite ve yakınlardaki ev masraflarını karşılamak için yine de çalışmak zorundaydı. Rachel Diva gece kulübünde dansçı olarak iş buldu. Bir süre bu gerçeği ailesinden sakladı, ancak kısa süre sonra bunu öğrendiler ve onaylamadıklarını ifade ettiler. Ancak babası ve üvey annesi kızlarının artık bir yetişkin olduğunu ve istediğini yapmaya hakkı olduğunu kabul ettiler. Bu konuda akrabalarıyla ciddi bir çatışma yaşamamışlardı. Rachel kulüpte, özellikle 2000 yılı standartlarına göre, önemli miktarda para kazanıyordu. Haftada 3 ila 5 gün çalışarak gecede yaklaşık $400 kazanıyordu. Aynı zamanda çok da tutumlu davranıyordu. Ders kitaplarının maliyetini saymazsak, okumak ona dönem başına sadece $1000 mal oluyordu. Eski bir araba kullanıyor ve diğer kiracılarla birlikte bir evde yaşıyordu. Biyografisini öğrendiğimize göre, şimdi Rachel'ın hayatının kesildiği köprüye dönelim.
Polis, köprünün üzerinde kan bulduğu için kızın kendi başına aşağı atladığı teorisini çabucak bir kenara bıraktı. Adli tıp bu kanın Rachel'a ait olduğunu, yani büyük ihtimalle öldürüldüğünü gösterdi. Soruşturmanın ilk versiyonu, birisinin kızı köprünün korkuluklarından aşağı düşürmeden önce yaraladığı yönündeydi. Ölüm nedenini kesin olarak belirlemek zor bir işti, çünkü yüksekten düşen bir kişide çok sayıda yara oluşur ve bu yaraların arkasında başka bir şey görmek bazen imkansızdır. Polis şüphelileri aramaya başladı ve hemen kızın çalıştığı kulübe yakın ilgi gösterdi. Orada ilk ipucunu bekliyorlardı, Rachel'ı taciz ettiği için kovulan eski bir çalışandan bahseden kurum yönetimi. Dedektifler davayla ilgisi olup olmadığını araştırdılar ve masum olduğu sonucuna vardılar. Artık yeni bir şüphelileri vardı, Jack Dinov adında kulübün düzenli bir müşterisi. 35 yaşındaki bu adam iyi para getiren kendi işinin sahibiydi. Karısıyla birlikte büyük bir evde yaşıyordu ve komşuları arasında iyi bir itibarı vardı. Karısı Jack'in düzenli olarak dansçıların bulunduğu bir kulübe gittiğini biliyordu ama bu onun için bir sorun teşkil etmiyordu. Dahası, birkaç kez Jack kendi başına araba kullanamadığında onu oradan bizzat kendisi almıştı. Başka durumlarda Jack gece kulübün yakınındaki otellerde kalıyordu, 1999 yılında alkollü araç kullanmaktan tutuklandı ve bu suçun tekrarı ehliyetini kaybetmesine neden olabilirdi. Rachel onun en sevdiği dansçıydı, ona çok cömert bahşişler bırakırdı ve çoğu zaman sadece onunla konuşması için yüzlerce dolar öderdi. Jack'in olayla ilgisini ortaya çıkarmak için polis, Rachel'ın hayatının son günündeki olayların kronolojisini yeniden oluşturdu. 31 Mart'ta kulüpteki vardiyasını bitirmiş, kot pantolonunu ve kazağını giymiş, sonra da bir bara gitmişti. İlk de onunla başka bir arabayla gitmiş. Rachel'ın Rebecca adındaki arkadaşı da onlara katıldı. Kızlar arabaya bindiğinde Rebecca, Rachel'ın bir fotoğrafını çekmiş ve bu fotoğraf daha sonra polisin maktulün kimliğini doğrulamasına yardımcı olmuştu. O gece Jack sarhoş olmuş ve çoktan kapanmış olan Diva Club'ın kapısına vurmaya başlamıştı. Bu durum oradan geçen bir polis tarafından fark edildi. Ancak güvenlik görevlisi ve işletme müdürü, Jack'in düzenli bir müşteri olduğu ve tehlike arz etmediği konusunda onu ikna etti. Bundan sonra Rachel, oldukça sarhoş olan Jack'e oteline kadar eşlik etmeye karar verdi ve bu onun son kez canlı olarak görüldüğü andı. Oteldeki odada polis kanıt aramaya başladı ve hemen ilginç bir şey onları bekliyordu, duşta bulunan kan izleri. Ancak DNA testi yapmak için yeterli materyal yoktu. Ardından, birkaç güvenlik kamerasının görüntülerini incelediler ve burada şansları yaver gitti. Köprüye giden otoyollardan birinde Jack'e ait bir kamyonet gördüler ve kamyonetin açık olan arka kısmında cesede benzeyen bir şey duruyordu. 2000 yılında, kamera görüntülerinin kalitesi arzu edilenin çok ötesinde değildi ama bu polis için yeterliydi. Jack resmi olarak davanın baş şüphelisi haline geldi ve dedektiflerin o gece kamyoneti gören bir tanık bulmaları da uzun sürmedi. Traktörün sürücüsü aynı otoyolda Jack'in aracının yanından geçmişti. Kabini, kamyonetin arkasındaki cesedi net bir şekilde görebilecek kadar yüksekteydi. Tanık, adamın koyu renk pantolon ve beyaz çorap giydiğini görebilmişti. Sürücünün yüzünü göremiyordu ama bir şey görebiliyordu, adamın saçları griydi ve sanki duştan yeni çıkmış gibi geriye doğru taranmıştı. Sorgulandığında tanık, olan bitenin kendisine suç teşkil edecek bir şey gibi gelmediğini, kamyonetteki adamın sadece sarhoş olduğunu ve bir partiden eve döndüğünü düşündüğünü belirtti. Tüm bunlar gece 3 sularında gerçekleşmişti. Polisler kameraları incelemeye devam etti ve Jack'in arabasının 25 dakika sonra geri geldiğini gördü, ancak arkadaki ceset yoktu. Ellerindeki bu kanıtla adamı sorguladılar ama adam olaya karıştığını reddetti. O arada adli tıp kamyonetini inceledi ve orada kan izleri buldu. DNA analizi kanın Rachel'a ait olduğunu gösterdi.
Jack her şeyi inkar etmeye devam etti ve DNA testinin sonuçları kendisine sunulduktan sonra direksiyonda kendisinin değil başka birinin olduğunu iddia etti. Ona göre, araba kullanamayacak kadar sarhoşken Diva Club personeli birkaç kez anahtarlarını elinden almıştı. İşte o zaman onu suçlamak için bir kopya yapmış olabilirlerdi. Tabii ki polis bu hikayeye inanmakta acele etmedi ve Jack'i tutuklayarak cinayette suçladı. Patoloji uzmanının raporuna göre, savcılığın pozisyonu detaylıydı. Soruşturmaya göre Rachel ölümünden kısa bir süre önce boğularak öldürülmüştü. O gece kız Jack'i otel odasına kadar eşlik etmiş ve her zamanki gibi onunla sosyalleşip iyi para kazanmayı planlamıştı. Ancak adam onu rahatsız etmeye başlamış ve yakınlaşmaya çalışmıştı. Rachel onu reddetti, bu noktada adam kendini kaybetti ve ona saldırdı. Büyük olasılıkla Jack kızın öldüğünü düşündü ama durum öyle değildi. Bundan sonra ne yapılacağı sorusu ortaya çıktı. Cesedi burada bırakamazdı, çünkü otel odası onun adınaydı. Onu kapıdan dışarı taşımak da çok riskliydi. Bu yüzden onu balkondan doğrudan kamyonetinin arkasına atmaya karar verdi, ancak onu tutamadı ve kız yere düştü. Adli tıp daha sonra otoparkta kan izleri buldu. Daha sonra, kızı kamyonetin arkasına yükledi ve Rachel'ın hayatının sona erdiği köprüye doğru sürdü. Bu hikaye otel resepsiyon görevlisinin ifadesiyle de desteklenmekteydi. Jack'i ilk olarak gece yarısı otoparka doğru hızlı adımlarla yürürken görmüştü, daha sonra geri dönmüş ve kısa bir süre sonra odanın anahtarlarını teslim etmek için yanına gelmişti. Hiç kelime etmemişti ve ağır sabun kokuyordu. Yargıç Jack'in kefaletini 1 milyon dolar olarak belirledi, ancak daha sonra bu miktarı yarıya indirdi. Sanığın kefalette serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar verilecek olan duruşmaya 20'den fazla arkadaşı katıldı. Hepsi onun hakkında olumlu konuştu ve hatta bazıları kefalet için gereken miktarı toplamasına yardımcı oldu. Duruşma bir ay sürdü. Tüm bu süre boyunca Jack bir kez bile şahsen konuşmadı, tüm işi onu haklı çıkarmak için ellerinden geleni yapan avukatlara emanet etti. Müvekkillerinin aleyhinde çok fazla kanıt olduğunu fark eden avukatlar, kurbanın birden fazla sevgilisi olduğunu, tehlikeli bir motor çetesiyle tanıştığını ve yasa dışı maddelere bağımlı olduğunu söyleyerek onu itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bunların hiçbiri mahkeme tarafından doğrulanmadı. Dava gazetelerde geniş bir şekilde yer aldı. Çoğu yayın, sanki Rachel kendi ölümünden neredeyse sorumluymuş gibi bir yaklaşımla konuyu ele almıştı. Bir gece kulübünde dansçı olarak çalıştığı gerçeğini vurguladılar ve bu gerçek manşetlerden başlayarak neredeyse her makalede yer aldı. Medya, Jack'in avukatlarının yaydığı, onun sevgilileri ve yasa dışı madde kullanımı hakkındaki doğrulanmamış bilgileri memnuniyetle yeniden bastı. Gazeteler sık sık Jack'i iyi bir üne sahip bir iş adamı ve aile babası olarak tanımlarken, evli adamın şüpheli yerlerde dansçılara ve alkole çok para harcadığı gerçeği hakkında sessiz kaldılar. Gazetecilerin amacı basitti, çoğu okuyucu sıradan bir cinayet hikayesinden ziyade kırlı ayrıntılar, entrikalar ve beklenmedik olaylarla ilgileniyordu. Neyse ki tüm bunlar Jack'in paçayı kurtarmasına yardımcı olmadı çünkü Rachel'ın 29 Kasım 2002'deki ölümüne karıştığına dair çok fazla kanıt vardı. Jüri onu suçlu buldu ve mahkeme onu 30 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye başvurusunda bulunma hakkıyla birlikte ömür boyu hapse mahkum etti. Kararın açıklanmasının ardından Jack mahkemeye ilk kez çıktı, kısaca suçsuz olduğunu savundu ve gerçek katilin bulunacağına dair umudunu dile getirdi. Kararın açıklanmasının hemen ardından avukatlar temize gitmeye ve müvekkillerinin serbest kalmasına yardımcı olabilecek boşluklar aramaya başladılar ve olayların iki eyalet sınırında gerçekleşmesi ve avukatların bir fırsat bulması nedeniyle neredeyse başarılı oldular. Jüri sadece kurban kendi eyaletlerinde öldüğü takdirde hüküm verme yetkisine sahipti.
Jack'in kaldığı otel Pensilvanya'da, köprü ise New Jersey eyaletindeydi. Adli tabiplerden birine göre Rachel köprüden düşerek ölmüştü. Bu da Jack'in sadece Pensilvanya'da yargılanabileceği anlamına geliyordu. Ancak bu durum Jack'e sadece kefaletle serbest bırakılmayı talep etme hakkı veriyordu ki bu da zaten 1 milyon dolardı. Bununla birlikte, bir nüans vardı, avukatın parasını ödemeye yardım eden babası zaten tüm parayı onlara harcamıştı ve 1 milyon dolar bulamazdı. Dahası, yüksek kalitede avukat tutacak imkanı da yoktu. Bu nedenle Jack ücretsiz bir avukatın hizmetlerinden yararlanmak zorunda kaldı. Daha sonra mahkeme Jack'in iddialarını reddetti ve cezayı haklı göstermenin yasal incelikleriyle ilgilendi. Bu nedenle, bugüne kadar kaldığı New Versailles'deki cezaevinde bir önceki dönemle birlikte kaldı. Şartlı tahliye için ilk dilekçesini 2032 yılına kadar veremeyecek. Adam daha erken çıkma umudunu yitirmedi ve sürekli olarak sonuçsuz kalan mahkeme temyiz başvurularında bulunuyor. Belki de avukatlar farklı bir savunma tarzı seçmiş olsalardı Jack daha hafif bir ceza alabilirdi, ama ya zaferlerinden emindiler ya da Jack itirafta bulunma ihtimalini reddetti. Ancak bunların hiçbiri 21 yaşında hayata veda eden Rachel'in kaderinde bir değişiklik yaratmayacaktı. Böyle bir vakada, farklı bir meslek seçmiş olsaydı hayatının nasıl sonuçlanacağı uzun süre konuşulacaktı. Ancak, hiçbir şeyin önceden planlanmış bir cinayeti haklı çıkaramayacağı da bir gerçekti. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizde varmış olduğunuz sonuçları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz, sağlıcakla kalın.